Besli Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Bu defa belgeleri yalanladı ancak belgeler noter onaylı. Adıyaman'ın Besli Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre göreve geldiği günden bu yana çeşitli sorunlar ile yerel ve ulusal gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. İlçe yapılacak 20 üniteli diyaliz merkezinin yapım tarihinin üzerinden aylar hatta yıl geçmesine bitmezken bunun çeşitli sebeplere bağladı. Ancak ortaya atılan sebepler sudan sebepler olmaktan ileriye gidemedi. Başkan Emre yaptığı açıklamada kullandığı ifadeleriyle gerek Besni halkı, gerek Adıyaman halkı, gerekse de sağlık konusunda duyarlı ulusal medya doyurucu cevaplar yerine yeni şüpheler yaratacak bir açıklamaya imzasını attı. Besli Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'nin cevaplaması gereken asıl sorular ise ilk protokol ile son protokol arasında 17 ay süreçte inşaatı neden bitirilmedi? Hayırsever iş adamı Hakan Isot'un Besli Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'yi arayıp telefonlarına cevap verilmediği ve buna istinaden protokol tek tarafta feshedildi mi edilmedi mi? Protokol iptal olduktan sonra araya bazı hatırı sayılır kişileri konulup protokolde eksik kalan yükümlülüğün belediye tarafından Besli Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre'nin beyan etti mi etmedi mi? Belediye şirketi olarak alınan ve teşeron bir firmaya vererek ödemeleri protokole göre yapmadığınız için yükletici firma tarafından Besni Belediyesi'ne ihtarname gönderildi mi, gönderilmedi mi? Bu soruların cevabı merak edilirken herhangi bir cevap verilmeden yalan ve iftira atıyor diyebilecek kadar yüzsüzlüğü hangi siyasi adaptan almış olduğunun cevabı beklenirken 41 projeden 35'inin tamamlandığını ancak projelerden neredeyse tamamının 3,5 yılda atılan duruma yeniden dönüldüğünü denetlemeyen bir profil çizilmesi besni halkı ve bazı kesimlerde tepkiye ve şüpheye sevk ediyor. Böyle başıboşluk, böyle sorumsuzluk olamaz. Öte yandan besni halkı içinde yaşanan yol sorununun bununla birlikte çevre, görüntü ve ses kirliliğine tepki göstererek şu ifadeler kullandı. Yeter artık bitirin şu rezilliği. Haftalardır bir yolu bitiremediniz. Vatandaşı perişan ettiniz, esnafı perişan ettiniz ve hatta yolu yapan firma çalışanlarını perişan ettiniz. Böyle başıboşluk, böyle sorumsuzluk olamaz.